Şema terapi ayırıcı özellikler. Dünyanın en tanınmış terapi yöntemlerinden şema terapi için hazırlanmış kapsamlı bir el kitabı. Şemalar yaşamın erken yıllarında oluşan düşünce, duygu ve davranış kalıplarıdır. Düşünce, duygu ve davranışlarımızı şekillendiren ve hayatımızı birçok alanda zorlaştıran bu yapıları değiştirmek oldukça güç de olsa imkansız değildir. Psikolog, psikiyatrist, terapist ve şemalarla ilgilenen herkes için gerçek bir başvuru kaynağı olan Şema Terapi kitabı Psikonet Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Kuramsal kısımlar ve uygulama kısımları olmak üzere iki bölümden oluşan kitap, şema terapi ile yeni tanışanlar için kapsamlı bir giriş, alanda tecrübe sahibi olanlar içinse şema terapinin diğer bilişsel davranışçı terapilerden nasıl ayrıldığı üzerine detaylı bir tartışma sağlıyor. Şema terapi, kişilik bozukluğu ve kronik depresyon gibi uzun süreli ruhsal sağlık sorunu olan kişilere yardım etmek için bilişsel davranışçı terapi tekniklerini kişiler arası, yaşantısal ve psikodinamik terapi öğeleriyle birleştiren bir yaklaşım. Bu kitapta şema terapinin 30 ayırıcı özelliğine dikkat çekiliyor. Yeniden keşfedin. Kitapları yüz binlerce satan, pek çok dile çevrilen Dr. Geoffrey Young ve Janet Klosko'nun büyük ilgi gören kitabı Hayatı Yeniden Keşfedin, Psikonet Yayınları tarafından uzman isimlerce Türkçe'ye kazandırıldı. Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu? Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkular yaşama sevincinizi yok mu ediyor? En yakın hissettiğiniz kişilerin bile sizi umursamadığını ya da yeterince anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Başınıza korkunç bir şey geleceğinden, basit bir boğaz ağrısının bile ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğinden mi korkuyorsunuz? Bir türlü tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere kendini diğerlerinden aşağı hissetmek. Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebiliyor. Hayatı yeniden keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen girdaplardan nasıl kurtulabileceğinizi gösteriyor. Kitap, ilaçların yardımı ve uzun süren geleneksel terapiler olmadan şemalarınızı testler aracılığıyla fark edip, bilişsel terapinin devrim niteliğindeki ilkeleriyle değiştirmenize yardımcı oluyor. Kendinizi sınayın, testleri yapın, kendinizi tanıyın. Young ve Klosko hem ilişkilerde hem de iş hayatında anlamlı değişiklikler yapabilmeniz için gerekli yolları basit bir dille okuyucunun kendi kendine yapabileceği testlerle ortaya koyuyor. Hayatı Yeniden Keşfedin, Psikonet Yayınları tarafından yayınlandı. Hayatı Yeniden Keşfedin, seçkin kitapçılarda satışta. Kitaba www.psikonet.com adresinden de ulaşmak mümkün. İyi
İyi akşamlar. İyi Hissetmek TV'de bu akşam yine birlikteyiz. Bu akşam bir sürprizle açtık programımızı. Ege Karaosmanoğlu bizimle birlikte klavyede Mancini'den bir parça Wine and Roses'ı seslendirdi. Bugün utangaçlık konusunu ele alacağız. Doktor Alp Karaosmanoğlu ve Alper Hasanoğlu ile birlikte. Evet, utangaçlık çok konuşulan da aslında bir konu, ele alınan bir konu. Çok mu yaygın görülüyor veya onun yol açtığı sorunlar, onun yol açtığı problemler nedeniyle size başvuran çok mu oluyor? Utangaçlık pek çok şikayetin neredeyse üzerinde ortak geçtiği bir istasyon gibi. Yani bu sosyal fobi de olabilir, başka türlü anksiyete sorunları da olabilir. Depresyon içinde utangaçlık, suçluluk belki biraz sonra sen onu açıklarsın. Başka parçaları da var. Pek çok klinikte karşımıza çıkan problemin bir parçası gibi. Küçük düşmeye karşı diğerlerinden daha küçük düştüğü, kişinin daha eksik hissettiği durumlarda gereksiz yere ya da zırt pırt da diyebiliriz, gereksiz yere hissettiği çok yoğun bir duygu. Belki hayatımızda adam gibi 2-3 defa hissetmemiz gereken bir duyguyu günde 10-20 defa hissetmek gibi. Yani sen şiddetinde hem de frekansında olan utanma, rezil olma, rezil olduğum, işte herkes bu negatif duyguların farkında gibi can yakıcı, sıkıntı verici, kurtulması bir duygu. Hem duygu hem düşünce karışımı yoğrulmuş bir kavram utangaçlık. Pek çok şekilde karşımıza çıkabiliyor. Peki Alper Bey'e de sormak istiyorum. Suçluluk duygusundan da bahsetti Alp Bey. Fark nedir? Utanç duygusu ve suçluluk duygusunu kıyaslarsak veya hani kol kola mı oluyor? Utanmakla suçluluk aslında çok birbirine karıştırılabilecek. Karıştırılmanın yanında da aynı zamanda bir sürü ortak noktası da olan bir şey. Ama farklı yerleri de, birbirinden farklılıkları da var. En önemli şeyi, farkı, aslında suçluluğun bir gerçeklik olması, suçluluk duygusu demiyorsak eğer, suçluluk kavramının bir gerçeklik olması, bir durum olması, şeyin ise, utancın ise bir duygu olması. Utangaçlık başka bir durum. Ama utanç bir duygu. Şimdi ve utancın bir duygu ve öyle bir duygu ki dışarıyla çok fazla ilgisi var. Suçluluğun ise kişinin içselleştirdiği kimi değerlerle ilgisi var. İşte Freudian kavramlarında düşünürsek, söylersek süperegonun ego ile çok fazla ilgisi var ya da toplumsal vicdani, toplumsal değerler ya da vicdanla, vicdan duygusuyla çok fazla ilgisi olan bir şey. Biz transkültürel psikiyatri ile ilgili çalışmalar yaparken suçluluk duygusu aslında depresyonun bir şeyi, belirtilerinden bir tanesi, semptomlarından bir tanesi. Doğulu insanların suçluluk duygusundan daha ziyade utanmayı çok daha fazla ifade ettiklerini depresyon sırasında fark ettik ve oradan da vardığımız noktalardan bir tanesi, benim birazcık da ekstremize ederek söyleyebileceğim, yani biraz tanımlayabilmek, anlatabilmek için ayırarak söylemek istediğim bir şey. Utanç aslında doğulu bir durum. Utanmak. Suçluluk ise batılı bir durum. Çünkü doğulu birey için bir başkasının ne düşündüğü, el alemini düşündüğü batılı bireye göre çok daha önemli. Batılı birey ne yaptığıyla, neyi yapmadığıyla çok fazla ilgili, başkasının onun hakkındaki düşüncesiyle tabii ki batılı birey de ilgileniyor sonuçta. Herkes toplumsal bir varlık ama esas olarak kendiyle ilgili kararı çok daha önemli. Çünkü batılı bireyin kendiliği doğulu bireyin kendiliğine göre daha bireysel bir şey. Biz toplumsal kendilikle çok fazla yaşayan bir insanlar topluluğuyuz. Başkası beni ve utanç duygusuna bakarsak, bir başkası beni görmezse ben utanmıyorum. Yani evin içinde oturup burnumu karıştırırken utanmıyorum ama burnumu karıştırırken birisi beni görürse bundan bir utanma yaşıyorum. Hırsızlık yaptım, yakalanmadım, utanmıyorum. Ama batılı birisi yakalanmasa bile ben böyle bir şey nasıl yaptım? Evet, kendini suçlu hissedebilir. Kendini suçlu hissedebilir. Yani utanmakla ilgili bir şey değil, daha çok o suçlulukla ilgili bir şey. Yani böyle bir çok önemli bir ayrım var, evet. Hatta bununla ilgili ben de bir yerde okudum sanırım.
öfkeye daha çabuk dönüşüyor. Doğulu toplumlarda depresyonda yani başkalarına saldırganlık da daha bir iritasyon olurken batıda daha çok intihara. Yani doğuda daha çok başkalarına zarar verme, evet. Öldürme. Batıda ise kendine zarar verme şeklinde. Çünkü daha suçluluk hissediyor ve suçlu da hani ben bir suç işlediysem... Utanç duygusu daha doğrusu. Utandığı zaman saldırganlaşıyor. Agresyon evet. Ortaya çıkıyor. En güçlü olarak daha çok ortaya çıkıyor. Doğru. Karşıdakini yok edersen evet. Bunu hallederim. Fakat evet. kendi suçluyorsam kendimi yok etmem gerekiyor. Evet. Evet. Yani katkı olsun diye söyledim. Evet. Peki iyi hissetmek programlarında sık sık şemalardan, şema yapımızdan bahsediyoruz. Hı-hı. Hangi şemalarımız bizi daha utangaç kılıyor? Yani bir insan utangaçsa her konuda mı utangaç yoksa kendini eksik bulduğu yönleri mi özellikle öne çıkıyor utangaçlığında? Evet, hani slide hazırlayacak vaktimiz olsaydı üstte utangaçlığı koyardık. Altına da kusurluk şemasını koyardık herhalde. Kusurluk ve utanç şeması. Hı hı. Zaten şemanın başında da geçen bir kavramdır. Kusurluk, utanç diye uzun halde geçer. Altında yatan şey budur. Yani ben diğerlerinden bir şekilde eksiğim. Utançta özellikle nasıl eksiğim? Sevilmeyeceğim ve dışlanacağım, yalnız bırakılacağım şekilde. Yani sevgi ve aidiyet duygum, çünkü temelde onu isteriz. Sevgi ve aidiyet temel duygusu, hani Maslow'un piramidini hatırlarsak, utanç onun üzerine oturan bir engeldir. Suçlulukta ise güvenliğim tehdit altındadır. Bir suç işlemişimdir, her zaman medeni haklarım elimden alınabilir. Cezalandırılabilirim. Dışlanırım ama hani böyle cezalandırılma anlamında. Yine sevgisiz kalabilirim. Cezamı çeker ve sonra devam ederim. Belki de doğru. Yani işte hukuki kavramlarla devam edersen, yani öldürülmen aynen. Gerekmiyorsa, yani idam cezası hiç zaman gerekmez, onu da bulmayalım. Hani idam cezası aynen. Yoksa, aynen. Yani bir şekilde ülkende bir şekilde cezanı çekersin ve hayatına kaldığın yerden devam edersen. Utanç duygusu böyle bir şey değil. Yani suçluluk cezalandırılırken, utanan insan daha da çok utandırılıyor. Yani çünkü o utanma hali, utanç hali, senin utanma halin aslında başkalarının da değerleriyle çok ilgili olduğu için de utanma durumu devamlı. Yani o leke, o stigma devamlı senin üzerinde utanması gereken bir şey yapan insan olarak kalıyor. Eğer kavramlara daha felsefi olarak bakarsan. Ama evet. Tabii ki bu bir kusurluluk ya da yetersizlik şemasıyla birlikte gelişmişse, yani insan çocukluğunda yaptığı her şey için annesi babası ya da bebeğinlerden birisi tarafından şey yapılıyorsa, küçümseniyorsa, değersizleştiriliyorsa, alay ediliyorsa ya da fark etmez hiç, herhangi bir bedensel kusuru nedeniyle, ne bileyim işte burnu çok büyüktür, şaşıdır, kiloludur filan gibi şeyler varsa, bu arkadaşları tarafından işte gözü takıyordur, dört göz diye alay edilir. R'leri söyleyemiyordur. Kendi çok gülerim onları. gibi filan. Yani bunlar utanç şemasının oluşması, yani yetersizlik utanç şemasının oluşması için bunlar bir zeminde hazırlayabiliyor. İşte evet. O zaman daha sonra çeşitli hastalıklar olarak da ortaya çıkabiliyor işte, evet. Sosyal fobisi, sosyal anksiyete bozukluğu. Yani sosyal fobi bunun bir parçası, pardon. Evet, çok pardon, yani gerçekten hani kusurlu hissetmek, utanmak için bir özrümüzün olması gerekmiyor. Ama bir de meyilliysek, bir de özrümüz varsa, iyi bir şekilde de hani süpervizyon görmediysek çocuklukta, sanki üst üste binmek. Yani. Çünkü çok daha... özrü olduğu halde utanmayı bilmeyen insanlar var. Uygun bir şekilde yetiştirdikleri için. Yani zannettikleri gibi dışlanmayı, sevgisiz kalmayı yaşamayacaklarını bildikleri için utanmayı öğrenmemişler. Çok şanslılar. Hiçbir özürü olmadığı halde en özürlü insanlardan kendini daha kusurlu hissedebilen insanlar var. Demin zırt pırt diye onu söyledim zaten. Yani hani fışkırıyor içeriden. Neden olduğunu bilmiyorsun ya. Herhalde bileklerim ince ya da bileklerim kalın. Yani bir şey buluyorsun ondan sonra. O içeriden geliyorsan sonra bir yere yapıştırıyorsun. Aha burada tarzında. Yani özür de olursa olabilir ama tabii. Genellikle özür olmaz. Aslında özür bile demek aslında çok büyük haksızlık değil mi? Yani birisi şaşıysa niye özürlü olsun? Yalnızca şaşı. Yani bir durum evet. Bu. Ama buna verdiği, atfettiği değer nedeniyle ve başka insanların bunu abartılı bir şekilde bu farklılığı, işte belki farklılık meselesi
burada olabilir. Yani herkes şaşı olsaydı şaşılık bir şekilde bir problem olmayacaktı. Kesinlikle. Ama birkaç kişi şaşı olunca toplumdan farklı olduğu için evet. insanlar bir de onunla bununla farklılıkla alay etmeye başladıklarında bu bir utanç konusuna dönüşebiliyor. Kişi bir de utanmaya meyilliyse tabii. diye tahmin ediyorum. Yani evet, bazı insanlar evet. kurşun geçirmiyor çok şanslı. Hani, hani ama aslında hani şanslı mı? Bir yandan da aslında utanç duygusu bizi bazı şeyleri yanlış yapmaktan da koruyan bir şey. Yani utanmalıyız ki yapmamalıyız. Yani o bakımdan yani frenleyen bir mekanizma mı diyorsun? Frenleyen, sağlıklı bir mekanizma haline de dönüşebilir. Yani dozuna göre evrimsel olarak haklısın. Evet. Kesinlikle evet. katılıyorum. Yani, ama hani o kadar gereksizliğe uğraşıyorum ki herhalde. ben de o yüzden olmasa iyidir falan diyorum ama öbür türlü evet. de sosyal bir yaşam mümkün olmaz. Yani olmazdır. Şimdi şurada mesela hiç utanma duygusu olmasa ben toplumsal işte adab-ı maşifet kurallarına aykırı bir şekilde rahatlıkla davranıyor olsam hiç utanma duygum olmadığında herkesi rahatsız edecek bir sürü şey yapabilirim değil mi? Herkes bunu yapabilir. Ne oluyor? Bu utanma duygusu sayesinde bunu yapmıyoruz sonuç olarak. Peki genellikle şeyden bahsettik hani fiziksel evet. kusur, özür. Ama onun dışında başka mesela sosyal utanma sorunları da olabiliyor. Topluluk arasında konuşamama, birinin gözünün içine bakamama, kendini ifade edememe, işte ter içinde kalma filan gibi. Onlar yani yetiştirme tarzı mı, yapısal mı, karşılaşılan onaylardan aslında mı? Aslında belki fizyolojik belirtileriyle beraber de düşünürsek mesela terleme, hani endişe duygusunu, aslında utanma duygusu, endişe duygusunun şu an utanmam gereken bir durum var. Yani endişenin biraz bir varyasyonu gibi geliyor. Ya da endişeyle ilgili semptomlar utanmanın sonrası hemen sonrasında ortaya çıkan şeyler. Evet, eşlik edebilirler. O yüzden ona eşlik eden evet. şeyler olarak. Terliyorlar. Bir de hani bir paradoksal bir durum var. Çok terledim diye utanan insanlar da var işte. Belki şu an ben debil olabiliyorum. Beyaz olduğu için fark edilmiyordu. İşte tamam terledim. İnsanlar terlediğimi görecekler deyip paradoksa dönüşüyor. Hani insanlar terlediğimi görecekler daha da çok utanacağım derken daha da çok terliyoruz. Evet, sonra daha da çok terliyoruz. O bir kısa döngüye evet. herhalde evet. dönüşüyor. Daha sonra. Tabii tabii. Ya, yani kurtulamıyoruz. En güzeli. Şey o işte o sosyal fobiler, sosyal anksiyeteden konuşuyor. Evet bunlar nereden? Yani hakikaten o şemayla çok fazla bağlantılı bir şey. Yani yetiştiriliş biçimi mi diye soruyorsunuz. Evet. Aslında bir anlamda yetiştiriliş biçimi de diyebiliriz. Gelişim psikolojisi açısından kavramlarıyla konuşursak ama şematerapötik kavramlarla konuşursak tabii ki bize en yakın bakım veren insanların bize karşı olan tutumları, bize karşı bizimle olan ilişkilerindeki davranışları ve bizi değerlendirişleri nedeniyle şemalar oluşuyor. Hı-hı. Ben kendimi niye durup dururken hiçbir şey yokken yetersiz ya da kusurlu hissedeyim. Bana durmadan annem çok ayıp, çok ayıp böyle davranma dediğinde ve ben bunu aslında bütün normal davranışlarım anne babam tarafından da kontrol edilip bir şekilde hep bir şeyleri yanlış ve hatalı yaptığım bana hissettirilirse ben bunu neredeyse kendi yapıp ettiğim kendi varlığımla bile utanç duymam gerekir hale gelebilirim. Yani spesifik bir fobiden çok yaygın sosyal ve anksiyete kadar şeyse bu, böyle bir spektrum söz konusuysa bu meselede, bu benim şemalarımın şiddetiyle çok fazla alakalı bir şey. Yani kusurluk şemamın şiddetiyle çok alakalı bir şey. Evet. Evet. Bir takım fobilerin de utangaçlıkla bağlantısı var mı? Sosyal içerikli olanlar özellikle. Evet. Çünkü yani utangaçlık ne dedik? Başkaları bizi daha bir şekilde eksik görecekler ve sonucunda bizi dışlayacaklar, sevmeyecekler. Dediğimize göre özellikle sosyal fobi, evet. sosyal endişe gibi durumlarda utangaçlığı, utanç duygusunu çekingenlik başarı yani mesela başarı ve zayıflık, başarısızlık ve zayıflık konusunda da bir sürü insanın çok utanç yaşadığını ben görüyorum. Yani bundan dolayı kimse kendini suçlu hissetmiyor ama zayıf noktasının ortaya gözükmesinden dolayı yani, mesela duygu yani bir sürü insanda yok utanırım ben onu söyleyemem. Neyi söyleyemezsin? İşte özellikle kadın erkek ilişkilerinde kadınların erkeklere duygularını yani mesela erkekten beklenir ya devamlı. İşte o hamle edecektir, o işte ilişkiyi başlatacak bir şey yapacaktır filan. Kadın mesela ben bir sürü kadın tanışıyorum. Peki siz niye söylemiyorsunuz ne hissettiğinizi? Karşınızdaki insanın yok canım utanırım onu söyleyemem diyen çok fazla kadın var. Reddedilme korkusuyla mı? Reddedilme korkusu değil o. Onun kadının yapmaması gereken bir şey. Evet, kadın onu yaparsa toplumsal kabul görmez. Evet. Kolay olmuş olur, yanlış yapmış olur. Erkekte de tam tersi mutlaka erkek yapacak. Evet, evet.
Konuşmayı erkek sürdürecek, esprileri erkek yapacak. Hafif bir sessizlik olsa erkek anksiyete, endişe duyacak, evet. Terapiste gidecek. Ben sessizlik olunca kendimi çok kötü hissediyorum diye. Kadınlar da oturduğu yerden bakacak. Peki. Hep bunlar bizim... Gelişim psikolojisi açısından baktığımız enteresan bir şey var. 6 aylıktan itibaren çocuklar utanmaya başlarlar. Yani utanç şey işaretlerini göstermeye başlarlar. Ama suçluluk ise, suçluluk duygusu ise daha çok kognitif şeylerle, yetilerin gelişmesiyle ilgili. 2,5 yaşından itibaren belli suçluluk duygusu gelişebiliyor çocuklarda ve şey yapabiliyor. Yani 2,5 yaşından önce suçluluk duygusu görmüyorsun mesela. Ama 6. aydan itibaren çocuklar utanmaya başlıyor. Çünkü o çok duyguyla ilgili bir şey. Diğerleri suçluluk ise kognitif yetilerin gelişmesiyle ilgili olan bir şey. Yani bir şeyi yanlış yaptım, doğru yaptım muhakemesini yapabilmekle ilgili bir durum. Ama yani utanmak, yani ben birisi birisinin gözlerinin üzerine dimdik şöyle baktığında bile utanabilir mesela. Çocuk niye bakıyorsun diye bir utanç duygusu yaşayabilir bu. Güzel şey. Evet. Yani şey değil, bir kognitif yetinin gelişmesi falan gerekmiyor bunun için. Bir de suçluluk olgun bir kendilik gelişmesiyle çok fazla alakalı. Suçluluk duygusu. Suçluluk meselesi. O yüzden aslında bizimki gibi çok iç içelik şemasının var olduğu toplumlarda iç içelik şemasının diğer adı da biliyorsun gelişmemiş benlik. Gelişmemiş bir benliğin çok olduğu bizimki gibi toplumlarda suçluluk duygusu çok fazla gözükmüyor. Peki utancı nasıl aşacağız? Aşmak mümkün mü? Ona geleceğiz. Ama önce iyi hissetmek kitabımıza bir göz atalım. Ardından Ege Karaosmanoğlu'na kulak verelim yine. Sonra gene utangaçlıkla devam edeceğiz. Milyonların elinden düşürmediği kitabın Türkiye'deki satışı 100 bini geçti. İlaçsız depresyon tedavisi sunan, iyi hissetmek, kendine yardım öneren, depresyondaki hastalara okuma terapisiyle etkili çözümler getiren bir kitap. Tüm dünyada 3 milyon adetten fazla sattı. Amerika ruh sağlığı uzmanlarının depresyondaki hastalara en çok tavsiye ettiği kitap. Depresyon hakkında yazılmış 1000 farklı kendine yardım kitabı arasında en yararlı kitap seçildi. Antidepresan etkisi kanıtlanan kitap 2006 yılında Psikonet Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrildi. İyi hissetmek, Türkiye'de yurt dışında olduğu gibi yayınlandıktan sonra çok başarı elde eden bir psikolojik kendine yardım kitabı. Özellikle depresyon ve depresif durumlar için, yani çökkün, üzgün, mutsuz, isteksiz durumlar için, ruhsal durumlar için tasarlanmış bir kitap. Bu kitabı okuyanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, kitap okuyanların ilaç kullanan insanlarla beraber aynı klinik düzelmeyi gösterdiği bulunmuş. Dolayısıyla bu kitabı okuyan ve bu kitaptaki alıştırmaları çözen kişileri klinik olarak bir düzelme bekliyor. Bununla beraber tabii ki bir psikiyatrik, psikolojik rahatsızlık, hastalık dendiği zaman uzmana başvurmak birinci şartımız. Bununla beraber tedaviye yardımcı olarak ya da tedaviye ulaşmanın zor olduğu durumlarda gözü kapalı bir şekilde bir uzman olarak danışanlarımıza önerdiğimiz bir kitap iyi hissetmek. Dr. David Burns'un büyük yankı uyandıran Kendine Yardım kitabı İyi Hissetmek gerçek bir bestseller. Endişe, suçluluk, kötümserlik, üzüntü ve korku girdaplarında kıvranan depresyondaki hastalar antidepresan kullanmaksızın okuma terapisiyle satırlar arasında sorunlarına çözüm bulabiliyor. Kitap, okurlara özgüvenlerini arttırmanın, dalgalanan duygularını frenlemenin, suçluluk duygusundan kurtulmanın yollarını gösteriyor. Depresyonla gelen kaygı ve kötümserlik sayfalar ilerledikçe yerini rahatlamaya bırakıyor. Dünya çapında ruh sağlığı uzmanlarının övgüyle tavsiye ettiği iyi hissetmek, yeni duygu durum tedavisi, depresyona ilaçsız yardım sağlıyor. İyi hissetmeye kitapçılardan ve www.psikonet.com adresinden ulaşabilirsiniz. İyi hissetmek harika bir duygu. İyi hissetmek kendinize borcunuzdur.
yeniden keşfedin. Kitapları yüz binlerce satan, pek çok dile çevrilen Dr. Geoffrey Young ve Janet Klosko'nun büyük ilgi gören kitabı Hayatı Yeniden Keşfedin, Psikonet Yayınları tarafından uzman isimlerce Türkçe'ye kazandırıldı. Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu? Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkular yaşama sevincinizi yok mu ediyor? En yakın hissettiğiniz kişilerin bile sizi umursamadığını ya da yeterince anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Başınıza korkunç bir şey geleceğinden, basit bir boğaz ağrısının bile ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğinden mi korkuyorsunuz? Bir türlü tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere kendini diğerlerinden aşağı hissetmek. Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebiliyor. Hayatı yeniden keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen girdaplardan nasıl kurtulabileceğinizi gösteriyor. Kitap, ilaçların yardımı ve uzun süren geleneksel terapiler olmadan şemalarınızı testler aracılığıyla fark edip, bilişsel terapinin devrim niteliğindeki ilkeleriyle değiştirmenize yardımcı oluyor. Kendinizi sınayın, testleri yapın, kendinizi tanıyın. Young ve Klosko hem ilişkilerde hem de iş hayatında anlamlı değişiklikler yapabilmeniz için gerekli yolları basit bir dille okuyucunun kendi kendine yapabileceği testlerle ortaya koyuyor. Hayatı Yeniden Keşfedin, Psikonet Yayınları tarafından yayınlandı. Hayatı Yeniden Keşfedin, seçkin kitapçılarda satışta. Kitaba www.psikonet.com adresinden de ulaşmak mümkün. İyi hissetmekte tekrar birlikteyiz. Ben Doktor Alper Hasanoğlu ile başlamak istiyorum şimdi. Demin kültürel farklardan bahsettik. Utanç duygusu ve suçluluk duygusunun değişik toplumlarda farklı algılandığından bahsettik. Örnek verebilir misiniz? Tabii yani o depresyonda semptom olarak depresyon için suçluluk ve şeyden bahsettik. Utancın başka türlü ortaya çıktığından, farklı ortaya çıktığından. Bir de çok spesifik, kültür spesifik bir sendrom var. Bu sendromun ismini bir türlü akılda tutamıyorum. O yüzden buraya not almıştım. Taijin Kyofusho diye bir Japonya'da yalnızca ortaya çıkan bir sendrom. Burada hafif haliyle kişilerin kendi kokularıyla, kokuları nedeniyle ama gerçekten korktukları, yani ter korktukları için ya da terleri kötü koktuğu için değil, bu olmadığı halde kendi saldıkları kokuyla başkalarını rahatsız edebileceklerini düşündüklerinden dolayı bir utanç duymaları ve başkaları masalarına oturmaması, başkalarıyla çok yaklaşmaması, belli bir mesafede kalmaya çalışması durumu. Bunun en ağır hali varlığıyla başkalarını rahatsız edeceği düşüncesiyle buradan utanç duymaz. Bu çok çok ciddi, spesifik, işte hakikaten psikotik durumlara gidebilecek bir şey. Belki de, bilemiyorum şimdi onu, belki de Japonya'da bu son hali belki de antipsikotikle tedavi ediliyordur. Evet, gerçekten ağır gibi, yani bir adım daha atsa evet, psikoza gidecekmiş gibi. Hani ben o kadar çürümüşüm, o kadar adiyim, o kadar... Çünkü değil mi, psikoza şey vardır, hani iç organlarım büyük bir ihtimalle çürümüştü. Yani o kadar bir pisliğim ki. Psikotik depresyon. Psikotik depresyon. Evet. Değil mi? Yani organlarım çürümüş, hani evet, kokuyorum. Nihilistik evet, bir hezeyanlar. Yani o beynimizin bir tarafı evet, gereksiz yere fazla çalışınca, yani orada işte psikozlarda bunun en açık halini görüyoruz. Yani bu utanç duygusu psikozda olunca, gördüm bak ne delilik, de psikozda olmayınca da ne akıllık olmuyor. Hani belki bunu vurgulamakta fayda var. Hani tedavi kısmına falan geleceğiz. Genellikle zırt pırt çıkan bir duygu. Demin de konuştuk. Evet. Yani gereksiz yere çıktığı zaman bizim konumuz oluyor. Hayatında belki 7-8 defa duysa kişi yeterli olacak. Hani düzgün bir yaşam yaşamaya. Fakat evet, hani utanç duygusu... Yanlış yapmamasını sağlayacak bir hal olacak. Evet. Ama... Evet. Yaptığı zaman da hani erişim bir şekilde çıktı, hani ayıp ettim, keşke yapmasaydım, iyi olacaktı tarzında. Ama her gün ortaya çıktım, her gün 8 defa ortaya çıktım. Hani kalp krizi korkusu gibi. Kalp krizi hiçbirimiz geçirmek istemeyiz. Ama zaten bir kere geçiririz belki. Bir bilemedin, iki defa geçirirsin. Fazla uzun korkamazsın zaten. Ama bazılarımız hayatını yaşayamaz, kalp krizi korkusu geçireceğim diye. Utanç da bunun gibi. Yani evrimsel olarak işimize yarar. Ama 3-4 defa yaşasak yeterliyken günde 300 defa yaşarız. İş yerimizden gelir. Eyvah, gerçekten ben bir şey yaptım gibi.
komik duruma düştüm gibi. Yani aslında zaten şeyin ölçüsü de psikoterapi ya da farmakolojik bir tedaviyle bir şey yapılması gerektiğiyle ilgili ölçüde herhalde bunun şiddetiyle ve günlük hayatımızı, yaşam kalitemizi ne kadar kısıtladığı ve bozduğuyla ilgili bir şey tabii ki, değil mi? Yani utanmak evet. O kadar çok sık olup da benim sosyal hayatımı çok fazla etkiliyorsa, ben işte bir şirkette çalışıyorsam ve sunum yapamıyorsam, otorite figürleriyle konuşurken çok heyecanlanıp dilim tutuluyorsam, bir iş görüşmesine gittiğimde heyecanlanıp utanıp aslında var olan yetilerimi insanlara anlatamayacak duruma geliyorsam, bu kesinlikle artık tedavi edilmesi gereken bir boyuta varmış demektir. Evet, yani yetilerimizi engelliyorsa. Evet. Bir de çok enteresan bir şey var. Ege sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Piyano evet. Bize katıldı piyanosuyla. Aslında ona piyanoyu ben öğrettim. benden 5 yaş küçük kardeşim Ege bu arada. Lisedeyken ben ona gösterdim. Sonra kısa bir süre içinde o bana göstermeye başladı. Abi öyle değil, böyle olacak tarzında. Mesela 1000 kişinin önünde konser vermişizdir. Belki daha fazla Ege'de aynı şekilde. Ama mesela son 5 yıldır ben şarkı söylemeye başladım. Ondan önce bir gün, ya sen hep sahneye çıkıyorsun, bir tane grup geldi, sen tanıtır mısın dediler. Tabii ki canım, ne olacak yani, herkesin önünde hani kendimizden geçtiğimiz, solar attığımız, rock müziğiyle, hatta neredeyse dans ettiğimiz yani 1000 kişi önünde bir durumlar var. Konuşurum, anlatırım herhalde dedim. Aldım elime kağıdı, bir utanç duygusu kapladı beni. Şimdi de Ankara'dan Dr. Scar... Rezil olma falan. Titredikçe daha da kötü hissettim. Kötü hissettikçe daha da nefesim bozuldu, konuşmam bozuldu falan. Yani başarısızlık ve utanç arasında da bir fark var. Yani başarısızlık da kötü bir duygu. Hani başarısızlığın yarattığı bu endişe, üzüntü özelinde. Fakat utanmak da illa eşdeğer olması gerekmez. Yani kişi çok iyi bir mühendis olabilir ama sosyal ortamlarda çok utanabilir. Ozon tabakasını kapatacak formülü bulur ama iki kişi önünde bunu anlatırken sesi titrer. Yani başarılı hissetmek ve eksik hissetmek birbirinden farklı şeylerdir. Başarısızlık beynimizi ayrı bir yere üzer. Aynı demin senin anlattığın gibi, hani nasıl suçluluk ve utanma beynimizin farklı kıvrımlarının gelişmesiyle oluşuyorsa, hani başarısızlığın üzüntüsüyle eksikliğin utancını birbirinden de ayırmak gerekiyor. Ne işimize yarar bilmiyorum. Belki biraz sonra bir işe yaratırız konuşmalarımızda. Peki aşmanın yolu, yani hayatımızı derinden bu kadar etkileyen, günlük hayatımızı, yaşam kalitemizi etkileyen, size sorayım Alper. Ben kendimden doğrudan olarak göstereyim mi? Şimdi, ben de onun için tıp fakültesinden bitirdikten sonra ben ilk fizyoloji ihtisası yapmaya başladım. Fizyoloji ihtisas sırasında ilk seminerimi vereceğim. Ben daha öncesinde üniversite yıllarında filan işte sözlü olduğunda, şu olduğunda, pratik sınavlarında filan heyecanlanırdım ama bunu zaten sınavın normal heyecanı olduğunu düşünürdüm. Yani sınav var, not alacağım, heyecanlanabilirim. Hiç bunun bir utanmakla, çekingenlikle ilgili bir şey olduğunu düşünmemiştim. Hayatımın ilk seminerini vereceğim. Uyku fizyolojisi anlatmaya karar verdim. Çünkü beyinle ilgili çalışmak istiyordum şeyle de. Fizyoloji ihtisas sırasında da. Ve inanılmaz iyi çalıştım. Çalışkan bir öğrenciyim. Çalıştım, her şeyi hazırladım. Çok güzel bir metin hazırladım. Slaytlarımı hazırladım filan. Evde de bir sürü test ettim onu. Yani metni ezbere biliyorum neredeyse filan. Metin orada duruyor. İşte bütün asistan arkadaşlarım, hocalarım, yani yabancı da yok. Yani her gün zaten muhabbet ettiğim insanlar. 20 kişi falan yani. Bütün kürsü o kadar. Yalnızca uykuyla ilgili çalışan Hakan Kaynak vardır. İşte onun asistanları falan da geldi. Git bakalım ne diyorlar fizyolojide falan diye merak ettiler herhalde. Ben merhaba dedim. Sonra öyle kaldım. Hiçbir şey yok aklımda. Bugün böyle televizyon programları. Benim için oraya geleceğim. Ve onu okumak zorunda kaldım. Ve daha sonra yani hakikaten yalnızca işte bu dedi, başka televizyon programlarına da çıkıyoruz. Sonra şeyler... İzlenen konferanslara çıkıyor. Evet, çeşitli konferanslara. Kimse izlemiyor. O yüzden rahatız. Yoksa ben çok utanıyorum.
Ve bunu aslında hani çok klasik tedavisi, bütün fobilerin tedavisinde bir şekilde kognitif, yani düşünsel bir değişiklik yaparak yaptıktan sonra, düşünsel olarak hazırladıktan sonra kişiyi sonuçta yüzleştiriyoruz fobisiyle, korkusuyla. Yani korkusuyla diyorum, işte endişe ettiği şeyle, utancıyla, şunla bunla. Şimdi ben de bunu böyle açtım. Yani her sene herhangi bir konferans, işte bir şey olduğunda, kongre olduğunda, fizyoloji kongrelerinde de, psikiyatri kongrelerinde de içimde o utanmayla ilgili, heyecanlanmayla ilgili, o sosyal fobi, performans anksiyetesiyle ilgili bir şey olmasına rağmen en az bir tane konuyu anlatıcı anlatmaya karar verdim ve o konuyu hazırlama, yani o konuyu sunma zamanı geldiği, yaklaştığı sıralarda kendime çok küfrettim. Allah belanı versin Alper, niye böyle bir şey yaptım? Şimdi rahat rahat evinde oturmak varken yazıp kongreye katılıp böyle huzur içinde başkalarını dinleyip rahat etmek varken niye heyecanla bunu yaşıyorsun diye kendime çok şey yaptım. Şimdi acayip derecede rahatım. Neden? Bununla o kadar çok fazla yüzleştim ki utanmam gereken herhangi bir durum olmadığının farkına vardım. Evet. Yani bu farkındalığı yaratabilmek çok önemli. Bu sizin arada bir bahsettiğiniz Alp Bey, hani yaptığını yapma, yapmadığını yap stratejisi uygun mu? Evet, evet. Utangaçlığı aşmak için. Ne yapıyorsan yapma, evet. Ne yapmıyorsan yap. Evet. Alper de onu yapmış ve her sene en azından bir tane bir seminer hazırlamış. Peki o sırada hani bunu hissettin mi, yoksa kognitif terapiden haberdar olduğun için böyle bir fizyolojideyken bunu bilmeden yaptım. Ha. Ama fizyolojiye ilgin, hani sönmenin falan bir reaksiyon sönmesi gibi acaba? Neuroscience içinde bunları çok fazla çalışmadım, bilmiyordum aslında. Yani onu daha sonra psikiyatri ihtisas sırasında aslında öğrendim. Yani çünkü kognitif terapi falan aslında çok spesifik olduğu için onları fizyoloji ihtisasında çok da fazla şey yapmıyor. Aslında hani üzerine gitme tedavisi dendiğinde önce tedavi keşfedilip sonra üzerine gitme tedavisi olsa gerek herhalde, bu denmemiş. Yani üzerine gitme kelimesi dil var olduğundan beri var. Yani demek ki bayağı eski. Korkuların üzerine gideceğiz. Demek ki yani üzerine gide gide bu işi çözebildiğimizi öğrenmişiz biz. Panik atağını Goethe, panik atağını değil de agorafobisini Goethe bu şekilde kendisi şey yapıyor, tedavi ediyor. Ha. Yani bunu günlüklerinde falan da öyle çok ayrıntılı bir şekilde yapar. Yani açık alana çıkmakta, trene binmekte falan çok ciddi bir şekilde korkusu var Goethe'nin. Ve bunu bu şekilde yapıyor. Ve Freud'un da hani şeyi var. Agorafobisi var. O yüzden hiç yalnız seyahat etmiyor. Ya karısıyla ya baldızıyla gidiyor. İşte bu şöyle bir şeye de sebep olmuş tabii. Yani baldızıyla gitmesi, gittiği için sonunda bir aşk ilişkisi çıkmış ama artık. Dedikodu. Yani üzerine gitme tedavisi aslında bildiğimiz en etkili yöntem. Evet. Başka bir yöntem de yok. Yani hani üzerine gitmek yani en önemli şey. Ama bunu tabii sistemik yapmak çok önemli. Üzerine gidince ne oluyor? Ne değişiyor? İşte hani bu sosyal fobisini hani Alper nasıl açmış? İki komponent var. Bir, tehlikenin büyüklüğünü değerlendirme becerimiz gelişiyor. Yani gerçekten ben bir konuda eksik olursam toplum hemen beni hadi güle güle canım diye dışlama olasılığı nedir? Böyle yani, bir şeyin olmadığını deneyimliyorsun. Görüyorum. Yani sesimi titrediği halde ikinci konuşmanın bana verdiğini görüyorum. Evet. Ben de üzüntülü bir anımı anlatayım. Eğer vaktimiz varsa moderatörümüz izleriz efendim. Belki de daha önceki programda da konuşmuş olabiliriz ama psikiyatri sunumu yapacağım. Ertesi gün şema terapiyle ilgili şey var işte, sunumum var. Önceki günde NLP, akupunktur, hipnoz ve Türkiye'deki yanlış uygulamayla ilgili diye bir konu var. Ona girdim. Timuçin Oral anlatıyor. İşte hipnozdan bahsedecek vesaire. Şeref Özer, o da dinleyiciler arasındaydı. Hipnozla uğraşan bir psikiyatrist abimiz. Ya dediler, Timuçin uçağı gecikti. NLP'yi sen anlatır mısın? Çünkü bundan 10 kişi yıl önce, 15 yıl önce bırakmıştım NLP'yle ilgilenmeyi ama o dönem hala kafamdaydı, bilgiler tazeydi. Ah tabii seve seve psikiyatristlere de anlatırım. Hiç hazırlık yok. Ne kadar zaman sonra gelirse 20 dakikada ne kadar hazırlandın Timuçin yerine sen konuş. 20 dakikada aklıma gelenleri yazdım orada kağıdıma hemen. Tam ben konuşmaya çıkacağım, Timuçin geldi. Timuçin çıktı, herhalde Timuçin'in kulağına söylediler. Ya Alp'e de söyledik, ayıp oldu, hazırlandı falan filan, heveslendi çocukcağız herhalde diye. Sonra Timuçin çıktı, şimdi bu konudaki en bilgili Türkiye'deki arkadaşı kürsüye davet etmek istiyorum. Alp falan dedi. İyi dedim, ben çıktım. Sonra geçerken Timuçin'in yanından şey sordum.
Ne kadar vaktim var dedim. 1,5 dakika dedi. Benim isim zaten aşağı yukarı o kadar sürüyor. Pardon, 3 dakika dedi. Ben de 1,5 dakika benim isim sürüyor. Ne yapacağım derken, işte 1960'larda başlayan Mehmet Akın'ı falan derken sesim kaybetti. Sesim kaybettikçe heyecanlandım. Heyecanlandıkça sesim titredi. Ve orada kaldım böylelikle. Saat bir birazdan mikrofona yaklaşır mısınız diyorlar. Moderatör sözümü kesiyor. Yaklaşıyorum falan ama yine seste değişiklik yok. Ve içimden de söylüyorum. Mahvolduk diyorum. Yarın şema terapi konuşmasını bana vermeyecekler herhalde bu ulusal kongrede. Neyse sonra konuşma bitti. Ben kaldım böyle. Soru soran var mı dedi. Birisi el kaldırdı. Bir sorum olacak. Yalnız önceki konuşmacıya dedi. Gitti onunla konuşmaya başladı. Ben kürsüde hala böyle kalıyorum ama içimden ne yaptım ben? Ne hazırlıksız çıktım gibi. Sonra ara olduğunda içinden gelen şey şuydu. Hemen odana kaç. Küvete gir, gevşe. Mini barda da ne varsa bitir falan gibi. Hani genellikle böyle yaparız. Yani kaçarız, uyuşuruz, avuturuz kendimizi. Sonra yok dedim bunu yapmayacağım, kaldım. Birisi geldi, ya Alp dedi daha iyi sunumlarını izledim ben senin. Neden bu kadar heyecanlandın? Ya bilmiyorum çok hazırlık yapamadım işte falan tarzında. Sonra başkası geldi, bu konu çok önemli dedi. Önümüzdeki ulusal kongrede mutlaka seninle bu konuda bir şey yapalım. Şeref Özer konuştu, bir panel yapalım. Olur tabii falan. İçimden de gemin görmedi mi beni diyorum ama hani adam demin kekelemişim, sesimi kontrol edemişim. Yani sadece içeriye bakmış. İçeriye konsantre oluyor. Başka birisi geldi ama önce bir diksiyon kursu alması lazım dedi. Sonra başkası geldi, diksiyon kursuna ihtiyacı yok Alp'in dedi. Sadece mikrofon gördüğünde, iyi oldu hatırladın, biraz yavaşlaması gerek dedi. Başka birisi geldi falan, bir baktım insanlar tekrar hayat devam ediyor. Yani bir, korktuğum kadar dışlanmadım. İki, korktum başıma gelse bile bu dünyanın sonu mu değil mi onu görme şansım oldu. Yani iki komponenti var. Bir başıma gelecek tehlikenin olma olasılığı ne kadar büyük. İki, tut ki geldi cürmü kadar yer yakar. Beni de konuşurken sesi titreyen en çok diyeceksin. Evet en çok. Ya heyecanlanıyor anlatırken aslında iyi anlatıyordu anlattıklarını ama içeriği iyi veriyor ama biraz da heyecanlı. O kadar. Evet bu AB bölüm çok önemli. A tehlike olasılık ne? B'de işte en kötü ihtimalle heyecanlı. Hatta pek çok danışanımla da konuşuyor oluyor. Hani orada beni heyecanlı görün ve beni işe almazlar. Aksine işi daha önemsediğini de düşünebilirler. Adam umursadığını, o kadar umursamış ki varlığıyla eşdeğer tutmuş. Heyecandan anlatırken. Hani oraya gidince işte böyle de bir şey vardır tarzında anlatıyor. Önemsiyor konuyu. Gerginliğe sebep oluyor. Evet. Üzerine bir gitmek. Bir imaj, üzerine gitmek. Bir de herhalde çevre desteği de önemli. Yani bilinçli bir şekilde. Hani belki yüreklendirilmek mi önemli? Ama çevre bu kadar bilinçli olmayabilir tabii. Yani. Evet. Yani birisi bilecek de bu konuda destek olması gerektiğini fark edecek de şey yapacak aslında çok da çevrenin bu konuda çok fazla faydası olmuyor. Çevrenin faydasının olabilmesi benim çevreye bakmamla mümkün. Yani kaçarsam aslında çevrenin bana kötü bir şey söylemeyeceğini deneyimleyebilme, yaşantılayabilme şansım yok. Yani ben üzerine gideceğim ve yüzleşeceğim ki bununla çevre hiç de umursamıyor benim. Sesimin titremiş olmasına ya da o sırada işte yüzümün kızarmış olmasına. Bu yüz kızarması meselesi de çok fazla. Ya, spesifik ya. Bir sosyal problem meselesidir ya. O Juhisu Fujangi sendromu. Öyle değil o. Öyle değil o. Hemen bakalım. Bir dakika. O da ona gibi bir şey yani. Kaijin Kyofusho. Pardon. Dilimden oydu. Çok utandım şimdi. Ondaki bir spesifik bir şey. Eritrofobi. Evet. Kızarma korkusu. Evet. Yani çok beyaz tenli olup da kılcal damarları çok yüzeye olan insanlarda bu zaten normalde konuşurken hafif bir şekilde sempatik sistemin çok azıcık aktivasyonuyla zaten yüz kızarabilir. Orada yüz kızarmasının başkaları tarafından fark edildiğini ve komik duruma düşeceğiyle ilgili bir kognitif yanlış anında bunun bir fobiye dönüşmesine sebep olur. Çok çünkü yani çok enteresan bununla ilgili söylediğimiz bir vakada şöyle bir şey vardı. Yani peki gerçekten sen başka birisinin yüzü kızarsa onunla dalga geçer misin diye sordum. Geçerim tabii çok komik şimdi. beter ol o zaman. Hayır, sen orada şey bekliyorsun. Tabii ki geçmem. Niye geçeyim? Çünkü kendisi de gerçekten içinde acımasız. Ve zayıf durumda birisini... Tabii her insan zayıf durumda olan birisinin canını yakmak istemez mi diye. Kendi antisosyal... Düşene gülüyoruz değil mi? Aynen. Evet. Kendi antisosyal yanlığı. Biz bu toplumsal olarak da böyleyiz. Yani bizim komedi filmlerimizde yani Kemal Sunal durmadan düşer bilmem ne olur ve güleriz. Halbuki nesi komiktir ki düşüyor olmanın? Evet. ben çok gülerim ya.
Beter ol o zaman. Beter ol. Aynen öyle. Yani biraz da kendimizden de biliyoruz. Yani o acımasız yanımız, yani zayıf yanını gördüğünde eğer ikimiz bir gıdıklanıyorsa herkes biz aynısını yapacağını zannediyoruz. Yetersizlik şemasının çok toplusu olarak yaygın olduğunu göstermez mi bu? Ya da yani kusurluluk şeması. Biz seninle bu konuda kelime şeyi olarak farklı düşünüyoruz ama yani birisi kötü duruma düşmüşse benim kusurluluğum ya da yetersizliğim relative edilmiş oluyor. Evet, ben taça çıkmış oluyorum. Evet, ve rahatlıyorum ve gülüyorum ona. Evet, ben değilim o. Evet, ben değilim. Peki, birazdan yine utangaçlıkla devam edeceğiz. Önce bir takıntılarımıza da göz atalım. Takıntılarla ilgili Psikonet Yayınları'nın kitabını tanıyalım. Daha sonra Ege Karaosmanoğlu yine bizlerle olacak ve utangaçlıkla ilgili sohbetimize de geri döneceğiz. Obsesif kompulsif bozukluğunuzu kontrol altına almanın yolları. Takıntılarla başa çıkma dünya genelinde büyük ilgi görmüş bir kitap. Kitap Türkiye'de de çok satanlar arasına girdi. Günümüz insanı takıntılı düşünmeyle ilgili duygusal rahatlama yolları bulmaya çalışıyor. Kitap, takıntılı düşünceleri yönetmede etkisi kanıtlanmış teknikler sunuyor. Birçoğumuz bu tür düşünceleri hiç önemsemez ama bazılarımızın zihni sürekli bunlarla meşgul olur. Obsesif kompulsif bozukluk, halk arasında takıntı hastalığı olarak da bilinen zorlayıcı, dirençli, güçlü bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde bir uzmana başvurmak esastır. Bununla beraber Takıntılarla Başa Çıkmak adlı kitabımız tedaviye yardımcı olacak pek çok alıştırmalar içeren kişinin kendine yardım edebileceği bir iyileşme aracıdır. Bu kitabı okuyan danışanlar kitabın içindeki egzersizleri, alıştırmaları yaparak bu tekrarlayan düşüncelere karşı kendilerini nasıl koruyabileceklerini detayları da öğreniyorlar. Biz uzmanlar olarak bu rahatsızlıktan sıkıntı çeken danışanlarımıza bu kitabı öneriyoruz. Çünkü bu kitap dünyada bu konuda otorite olan isimler tarafından yazılmış. Psikonet Yayınları tarafından yayınlanan Takıntılarla Başa Çıkma, Obsesif Kompulsif Bozukluğunuzu Kontrol Altına Almanın Yolları adlı kitap, OKB tanısı almış ya da tanı almamış olsa da bu tür düşünceleri bulunan kişilere güvenli ve etkili tekniklerle tekrar huzura kavuşmaları için yardımcı oluyor. Takıntılı düşünceleri yönetme süreciniz, takıntılı düşüncelerin neden ısrarcı olduklarını ve bu düşünceleri tedavi etmek için profesyonellerin kullandıkları yolları keşfetmekle başlar. Bu kitap sizi takıntılı düşüncelerinizi yönetmenize yarayacak ve bu düşüncelerin yaşam kaliteniz üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlayacak bir dizi güvenli ve kontrollü yüzleşme egzersizine doğru yönlendiriyor. Takıntılarla Başa Çıkma, Obsesif Kompulsif Bozukluğunuzu Kontrol Altına Almanın Yolları tüm seçkin kitapçılar ve www.psikonet.com adresinde satışta. Thank you.
tarafından yayınlanan Sınır Kişilik Bozukluğu için Şematerapi, uzmanlar ve okurlar için Borderline ile ilgili tedavi modeli ve pratik bir dizi teknik öneriyor. Sınır kişilik bozukluğu genellikle tedavi edilemez bir ruhsal bozukluk olarak görülüyor. Ancak güncel araştırmalar tedaviye yanıt verme iyileşme oranlarına bakıldığında şematerapinin üstünlüğünü ortaya koyuyor. Kitap, şematerapiyi geliştiren ekip üyeleri tarafından kaleme alınmış. Kitapta tedavi planlaması, terapötik ilişki, bilişsel ve davranışçı teknikler, özgül stratejiler, davranışsal örüntü bozma ve terapiyi sonlandırma konuları kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Teknikler, modların tespit edilmesi ve terapi aşamalarını bir bütünlük içinde okura sunan bu pratik kitap, günlük ve pozitif seyir defteri gibi hastalar için faydalı bir dizi broşürle de desteklenmiş. 216 sayfalık kitap klinisyenler tarafından da ilgiyle okunuyor. Sınır kişilik bozukluğu için şematerapiyi seçkin kitapçılardan satın alabilir, internet üzerinden de sipariş edebilirsiniz. www.psikonet.com adresine tıklayarak da kitabı satın alabilirsiniz. Evet, tekrar yayında birlikteyiz. Az önce canlı yayında siz biraz utandınız galiba. Telefonla yakalandınız. Ne utanacağım be? Hani bu angry child modu. Yani kimse kusura bakmasın. Böyle birden çekip düzen verdiniz kendinize. Evet. Görüntü yönetmenimiz bana bir kötü şaka yapmaya çalıştı. Ben de hesaplıydı. Arkamdan işler çeviriyoruz. Arkamdan işler çeviriyor beni. Evet, bu gece utanç konusunu konuştuk. Utangaçlığınız yoksa Ege Bey de buradayken, siz birlikte müzik yapıyorsunuz iki kardeş. Ortak besteleriniz var. Evet. Demin Misty'yi dinledik sanıyorum. Değil mi Ege Bey? Evet. Misty'yi dinledik. Misty kimindi basçı? Errol Garner. Errol Garner. Ay. Niye ben karıştırıyorum? Evet. Arzu eder misiniz kapatırken utangaçlıkla ilgili programımıza bir şarkı söylemek? Ege için uygunsa? Tabii ki. Tamam, buyurun o zaman. Ben şimdiden veda edeyim seyircilerimize. Aslında hep beraber söyleyebiliriz. Şarkılar çok basit. Utanırız. Biz utanırız. Belki parçadan biraz bahsedebiliriz. Senin için uygun olursa hatta. Narsizm ile ilgili. Parça. Aha. Tamam, harika. Narsist bir arkadaşım için yazdım. Belki sözleri. Tamam, dinle. Oturduğum yerde olacak çünkü mikrofon. Tabii. Eğer akorları söylersen bile. Do'dan çal. Tamam. Blues mu Do'dan? Blues. 1-4-5 blues. Sen bir tur geç, ben bakalım iyi çalacak mısın? Kendin olmak varken şu kısa hayatta, kendin olmak varken şu kısa hayatta, ne şişersin be adam her fırsatta. Kendin ol, kendin ol, çaresizsin zaten. Kendin ol, kendin ol, çaresizsin zaten. Aradığını bulacaksın kendine rağmen. Hey, devam. Kendin ol, kendin ol, çaresizsin zaten. Kendin ol, kendin ol, çaresizsin zaten. Kendin ol, kendin ol, çaresizsin zaten. Çok fakir yaşarsan duygusal anlamda,
çok fakir yaşarsa duygusal anlamda boşluğu dolduramazsın. Bir onla bir bunla, 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 bir onla bir bunla. Teşekkürler. Utançla ilgili belki bağlayabiliriz bu parçada sözlerin. Sözleri nasıl buldun? Arada bana verdiğim bir tüyo nedeniyle çok güzel buldum. Peki, çok okay. Teşekkür ediyoruz. Biz hem sohbet hem de bu güzel müzik için Ege Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ege Karaosmanoğlu bu gece bizimleydi. Önümüzdeki hafta iyi hissetmekte başka bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Yayınlanan Sınır Kişilik Bozukluğu için Şematerapi, uzmanlar ve okurlar için Borderline ile ilgili tedavi modeli ve pratik bir dizi teknik öneriyor. Sınır kişilik bozukluğu genellikle tedavi edilemez bir ruhsal bozukluk olarak görülüyor. Ancak güncel araştırmalar tedaviye yanıt verme iyileşme oranlarına bakıldığında şematerapinin üstünlüğünü ortaya koyuyor. Kitap, şematerapiyi geliştiren ekip üyeleri tarafından kaleme alınmış. Kitapta tedavi planlaması, terapötik ilişki, bilişsel ve davranışçı teknikler, özgül stratejiler, davranışsal örüntü bozma ve terapiyi sonlandırma konuları kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Teknikler, modların tespit edilmesi ve terapi aşamalarını bir bütünlük içinde okura sunan bu pratik kitap, günlük ve pozitif seyir defteri gibi hastalar için faydalı bir dizi broşürle de desteklenmiş. 216 sayfalık kitap klinisyenler tarafından da ilgiyle okunuyor. Sınır kişilik bozukluğu için şematerapiyi seçkin kitapçılardan satın alabilir, internet üzerinden de sipariş edebilirsiniz. www.psikonet.com adresine tıklayarak da kitabı satın alabilirsiniz.